CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Çinigaz'ın yaptığı haksız uygulamaya dur demek için Çinigaz önünde basın açıklaması yaptı. Çinigaz'ın önünde CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap'ın yaptığı basın açıklamasına Kütahya merkezde yayın yapan günlük ve haftalık yayın yapan gazetelerin tümünün muhabirlerinin, temsilcilerinin katılmadıkları, gelmedikleri dikkatlerden kaçmadı. Çinigaz'ın önünde CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap'ın yaptığı basın açıklamasına CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve yönetimi CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, 2019 yılında CHP Kütahya Belediye Başkanı adayı olan Eyüp Kahveci de katılarak basın açıklamasına destek verdiler. Fazıl Kasap, Çinigaz'ın haksız uygulamasına Çinigaz'ın yönetim kurulunda yer alan ve MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile ilin mülki amiri olan Kütahya Valisi Ali Çelik'in dur demesi için artık adım atmalı, Çinigaz'ın değil halkın yanında olmalılar dedi. Kütahya merkezde yayın yapan günlük ve haftalık yayın yapan gazetelerin tümünün muhabirlerinin, temsilcilerinin bizzat katılmadığı, gelmediği Çinigaz'ın önünde yapılan basın açıklamasında CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bu mücadelemiz hakkımızı alana kadar devam edecek. Kütahya gibi dar gelirli, düşük gelirli ve göç veren bir ilde bu meblağlar çok yüksek meblağlar. Bakın bir emeklimiz bir gaz alıyor. Daha bir iki hafta önce yüklemiş ve oradan 25 lira, 24 lira kesmişler. Günahtır, yazıktır. Sizin deponuzdaki benzini alıyorsunuz. O benzine acaba deponuzdakini ölçüp tekrar zam yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Peki Kütahya Belediyesi, bakın Kütahya Belediyesi'nden su alıyorsunuz. Yüklediğiniz suya belediye zam yapıyor mu? Yapmıyor. Peki Çinigaz neden yapıyor? Yapılmaması gerekiyor. Burada bir usulsüzlük var. Burada Kütahya'nın yerel yöneticilerini, başta Kütahya Belediye Başkanı, Çinigaz'da yönetim kurulu üyesi olan ve yetkisi olan, imza hakkı olan Alim Işık olmak üzere Kütahya Valiliğini göreve davet ediyorum. Burada halkın yanında ve halkın yanında olmalarını bekliyoruz. Çinigaz, Kütahya'daki dağıtım şirketlerinden birisi. 2018 yılında çıkan bir yönetmelikle, EPDK'nın, Enerji Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelikle bizim şimdi yüklemiş olduğumuz doğalgaza, maalesef buradan yüklemedik ama ücretli olarak yükleyebiliyorsunuz. O doğalgaza her gelen zamı yansıtıyorlar. Benim önceden peşin olarak ödemiş olduğum doğalgaza sürekli olarak zam geliyor. Sürekli olarak her ay ölçüm yapıyorlar. Bakın buradan da yüklemedik. Kiosklar çalışmıyor. Bununla ilgili Türkiye'de iki tane il var. Bir tanesi Ankara, bir tanesi de Kütahya. Önceden ödemeli, ön yüklemeli, kağıtla çalışan sistem olarak iki şehir var. Biz Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la beraber Kütahya Çinigaz ve Ankara Başkent Doğalgaz Dağıtım Şebekesi ile ilgili yapılan bu hukuksuzlukla ilgili Danıştay'a dava açtık. Yürütmenin durdurması. Bu bir haksız kazançtır. Bakın siz bugün gaz alıyorsunuz. Demin elimde vardı bir tane ödeme. Bir hafta önce aldığınız gaza bakın fark geliyor. Bir sonraki gaz aldığınızda bu 21 lirayı kesiyorlar. Topu topu 200 liralık gaz alınmış. 175 liralık. Bu Kütahya için bir zulümdür. İkinci bir zulüm daha var değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları Kütahya için. Bakın burada bir Çinigaz'ın ödemeli yeri var. Aslında Kütahya'da herkesin ulaşabileceği mekanlarda bu kiosklardan, yani ücretsiz kart yükleme yapılabilen, doğalgaz yükleme yapılabilen kiosların kurulması gerekiyor. Maalesef Kütahya'da yok. İşinizden çıktınız saat 15-17'den sonra burası kapalı. Hilton Oteli'nin arkasındaki yer. Ve siz 5 liraya yakın, 3-5 liraya yakın masraf ödemek zorunda kalıyorsunuz. Kütahya çok çalışan şehri, emekli şehri. Ben demin gördüm 30 lira, 40 lira, 50 lira gaz yükletmeye çalışanlar var. Bu insanlar her yüklediklerinde para ödüyorlar. Bu zulme son verelim dedik. Buradaki usulsüzlüğe, buradaki etik olmayan şeye dava açtık. Dava şu anda Danıştay'da işlem görüyor. En kısa zamanda Danıştay'da bu konuda haklı çıkacağımızı biliyorum. Tahmin ediyorum hukuk kazanacaktır. Kütahya kazanacak. Bu soyguna, bu zulme son vereceğiz. Bu kiosk gördüğünüz gibi işlem yapılabilir mi? Ama işlem yapmıyor. Kütahya'daki tek kiosk. Dedik ki normalde bu firmanın şehrin her yerine insanların ulaşabileceği şekilde bir kiosk kurması gerekiyor. Maalesef kurmadılar. 2 yıldır çabalarımıza rağmen kurmadı. Bununla ilgili şimdi birazdan basın açıklaması yapacağız. Arkadaşlara da haber verelim, bir açıklamamızı yapalım. Burada kartta hata diyor. Taktığımız doğalgaz kartı değil, bakın. Taktığımız kart doğalgaz kartı.
Ama orada da yazıyor ki bu halk artı değil. Yani halkı yanıltıcı, yapıyormuş gibi görünen bir sistem bu. Çin Gaz Kütahya'yı soymaya devam ediyor.